İlk soru geliyor. Sizin ilişkinizde gezmeyi, seyahat etmeyi seven taraf hanginiz? Ben. Soralım bakalım. Eren. Evet Aslı Hanım, dinliyorum. Sizin evliliğinizde, ilişkinizde gezmeyi en çok seven taraf hanginiz? Gizem. Bravo. Evet, devam ediyoruz. Eşinle en son ne zaman mum ışığında yemek yediniz? Evlilik teklifini. Peki. Aa! Dur, bilecekler mi acaba? Yemekte de söylemişti ya. Evet. O aklıma geldi. Herhalde işte aynı cevap verecek. Neydi? Evlilik teklifiydi. Evet. Hadi bakalım. Eren, eşinle en son ne zaman mum ışığında yemek yediniz? Eşimle en son ne zaman mum ışığında yemek yedik? Düşün. Ne zaman yedik? Yıl dönümünde yemiştik ya. Evlilik yıl dönümü. Evlilik yıl dönümü mü? Evlilik yıl dönümü. Yani evet. Yıl dönümü teklifi mi? Yıl dönümü demiştik. Aa, bilemedim ama. Yıl dönümü olmadı. Yıl dönümü olmadı ki. Yıl 27'sinde. Yıl dönümce, yıl başında işte ya. Olmadı. Aa, olmadı. İyice karıştı kızım. Evet. Evlilik teklifini ne yediğinizi söylüyor. Mum ışığında yemeği. Eşim. Evlilik teklifim, evet. Doğru. Yani yıl dönümü evlilik teklifi oluyor, doğru. Nasıl yıl dönümü evlilik teklifi oluyor? Yılbaşı dedi, sonra. Bak, yılbaşı dedin, yıl dönümü dedin. Evlilik teklifimiz doğru, aynen. O da... Ama bilemedin. Evet, bilemedik. Dur bakalım, diğerlerinde ne yapacaksın? Ay, nasıl kıvıracak bilemedi, yemin ederim. Peki, en sevdiğin renk ne? Eşim bunu bilir mi? Mor. Tabii ki bilir. Evimde bilir. Mor. Hadi bakalım. Eren. Evet, dinliyorum. Gizem'in en sevdiği renk ne? Mor. Vallahi sevdiğim mor dedim. Bravo. Hayret, ne acaba? Gerçekten en morla durumun ne senin böyle? Bilmem, bana huzur veriyor. Peki, uykuyu en çok seven taraf? Kim? 7/24 ben uyuyorum Aslan, ben diyeceğim. Ya. Evet. Ama şey derler, hamileler uyurmuş. Evet, öyle diyorlar hep. Eren. Evet, dinliyorum Aslan. Uykuyu en çok seven taraf kim? Kim daha çok uykucu? Kim? Gizem. Gizem. Doğru cevap. Peki, eşinle bir şeyler yapacaksınız. 3 seçeneğiniz var. Eşinle bunlardan hangisini seçersin? Seçenekler geliyor şimdi. Müzeye gitmek. Konsere gitmek, hayvanat bahçesine gitmek. Hayvanat bahçesi, çünkü ben çok merak ediyorum. Hadi bakalım. Şimdi Eren'cim, eşinle bir şeyler yapacaksın. 3 tane seçeneğin var. Bunlardan bir tanesi müzeye gitmek. Bir tanesi konsere gitmek. Bir diğeri de hayvanat bahçesine gitmek. Hangisini tercih edersin? Eşin hangisini tercih eder? Gizem. Ha, Gizem. Evet. Konser. Aa! Her gün konsere gidiyorum. Gizem hayvanat bahçesine gitmek istermiş. Müzeyim, hayvanat bahçesi. Bunda bilmiyorum ya. Gizem konserler müziği çok sevdiği için. Bak. Kişisine göre değişiyor. Kişisine göre değişiyor. Ne demek yani? Kocanla hayvanat bahçesinde mi uygun gördün? Ama ben hayır. O yönden anlayamadım. Merak ediyorum. Yok, konsere gitmeyi sever, müziği sever dedi ya, ondan dedim. Konserin müziği seviyor da hayvanat bahçesini çok merak ediyormuş. Evet, merak ediyor ama bilmiyorum, devamlı gitmediği yer olmadığı için, konserlere gittiği için en çok orayı seviyorsan. Ay, kapı çaldı bu arada. Bir dakika, seni sessize alıyorum. Ay ay ay. Aman aman aman. Var ya, bu Eren'dendir muhakkak herhalde. Çok romantik. Altını kazanamayınca. Aç bakalım, ne yazıyor? Açayım Aslan'ım. Dur. Eren. Evet, dinliyorum. İyi insan lafın üstüne hanımına çiçek mi yolladın? Evet. Ay, şimdi çiçek geldi. Aç bakayım. Oku. Dilerim kazanırsın, dilerim birinci olursun ama bil ki benim kalbimde her zaman birincisin. Her şey gönlünce olsun. Her şeyim benim, eşin Eren. Ay 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 ay. Teşekkür ediyorum. Maşallah, teşekkür ediyor hanımın. Ne demek? Tam da var ya, seninle konuşurken zil çaldı geldi çiçek. Çok, çok güzel oldu maşallah. Dur, şimdi bir sorularımız var. Dur, bekle bekle. Çiçek, şimdi teşekkür ediyoruz. Çok mutlu oldu. Sağ olun. Ay, kibar damadım benim. Şimdi
çok basit ve güzel bir soru geliyor. Hamilesin. İlk neyi aşerdin? Künefe. Kız erik değil miydi? Erik dedin ya. İkinci erikti. Peki kocan bunu? Künefe der. Künefe der. Evet. Peki. Çünkü ilk oraya. Şimdi Erencim, Allah bağışlasın, inşallah yakında bir doğum gerçekleşecek. Eşin hamile. İlk evet. Neye aşerdi? İlk aşerdiği şey ne? Ya Gizem o kadar çok şey aşırıyor ki. İlk peki, ilkler unutulmaz ya hani. İlk karpuz. Bu da tümeyle bambaşka etmişler. İlk aşerdi. Ne? Erik de aşerdi. Ya. Onu biliyoruz biz. Eren, ilk başta beni künefeciye götürmedin mi? Künefeciye evet, tatlı da yedim de aşerime künefe, tatlı da aynen tatlı da yedim. Aşeriyorum sonuçta. Onun için dedim. Hep çeviriyor aslında. Popu iyi çeviriyorsun ama bir şöyle kaleye bir at bakalım inşallah. Dur bakalım. Evet. Ailesine en çok düşkün olan taraf kim? Hani en çok arayan, soran, düşkün olan taraf kim? Eren. Eren. Evet, dinliyorum aslında. Ailesine en düşkün olan taraf kim? Arayan, soran, düşkün olan taraf kim? Gizem'in tarafı. Ben ne dedim? Benim taraf derlerim. Değil öyle deseydi. Ama kendisi daha düşkün. Bak, senin daha çok düşkün olduğunu söylüyor. Yine bilemediniz. Ben de düşkünüm de yani en çok güzel tarafı. Tamam, çevir topu, çevir. Çevir. Eşinin sana aldığı en pahalı hediye ne? Ayakkabı. Öyle mi? Evet, geçen ay. Tamam. Onu da bilemez. Onu da bilemez. Eren. Evet, dinliyorum. Eşine aldığın en pahalı hediye ne? O kadar çok hediye aldım ki. Pahalı olanı hangisiydi? Saat. Yok artık bu kadar. Geçmiş olsun. Dedim ya. Eren ve Gizem, geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Ayakkabı dedi. Ayakkabı mı? Ayakkabı mı? Evet. Geçen ay bana ne aldın hediye? Sana en son aldığı demedik ki, en pahalı dedi. Tamam, en pahalı onu aldı işte aslanım. Saatin daha pahalıymış. Ne haber? Demek ki benim haberim yok onun fiyatından. Ya ona göre saatinin kıymetini bil. Peki Erencim, çok teşekkürler ediyorum. Sağ olun, ayağınıza sağlık. Biz ne demek? Altını veremedik ama olsun. Olsun. Nasip. Çok teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar diliyorum kardeşim. Sağ ol.